El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezzümün la ilahe eşhedü. Errahmanirrahim Malikim Yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Fatihallezîne en'amte aleyhim gâlibâ. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah bizleri birleştirdi. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği sağladı. Nerede olursanız olun, eğer şu anda beni görüyorsanız, sesimi işliyorsanız, sizlerle beraberiz. Yetmez. Kim bilir, belki işitmeyenlerle de beraberiz. Allah her şeye kadirdir. Bu akşamki konumuz sevgi. Allah'ın bu dünyada en çok önem verdiği kavram. Allah Teala her şeyi sevgi üzerine yarattı. Size karşı sonsuz bir sevginin sahibi. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar sadece sevdiklerinden oluşan bir dizayn. Bizleri yaratan Allah Teala'nın dileği ne? Dileği sadece bizim mutlu olmamız. Sevgili kardeşlerim, insan sevdiği kişinin ne olmasını ister? Bütün gayretiyle niçin çalışır? O kişiyi mutlu etmek için, öyle değil mi? Sevdiklerini. Bir annenin çocuklarına karşı olan sevgisini düşünün. Bir babanın da çocuklarına karşı olan sevgisini düşünün. Annenin sevgisi her zaman babanın sevgisinden üstündür. O annedir. Onun canından bir parçadır çocuk. Öyleyse sevgi Allah'ın bir pınarıdır ki bütün insanların oradan su içmesini ister Allah Teala. Ve asıl emir sevinizdir. Nefret ettirmeyin. Sevdirin diyor Allah Teala. Sizlerden nefret edilmesine sebebiyet verecek olan davranışlar yapmayın. Kendinizi sevdirin diyor. Sahabenin dünyadaki gelmiş geçmiş en üstün topluluk olmasının arkasında ne vardı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hub kökünden gelen muhabbet, sevgi, mahbub, sevilen demek. Âl-i İmrân suresi 119. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz.
Öyleyse sahabede sevginin en üst boyutunu teşhis ediyor Allah Teala ve Kur'an'a koyuyor bu ifadeyi. Âl-i İmrân suresi 119. ayet-i kerime. Şimdi sahabeden bahsederken Allah Teala'nın birinci etapta söylediğini değerlendirelim. Sizin aranızdan diyor, emri bil maruf yapacak ve münkerden nehyedecek bir topluluk oluşsun diyor Allah-u Teala. Yani irşat kademesine geçireceğim insanlar oluşsun aranızdan buyuruluyor. İnsanlara emri bil maruf yapacak ve münkerden nehyedecek, irfanla emredecek, Allah'ın bütün emirlerini insanları mutluluğa yönlendirecek bir biçimde emreden, sevgiyle emreden ve münkerden nehyeden insanlar oluşturmak. Ne diyordu Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani insan ve cin şeytanlardan, yani tağuttan ilişkisini koparamazsa, tağutu devre dışı bırakamazsa, onu inkar etmezse ya da tağuttan içtinab etmezse, onlar, tağuttan içtinab etmeyenlerin hepsi münker ve fuhuşla emrolunuyorlar. Öyleyse bir olayla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Şeytan bizim düşüncelerimizi taklit ederek bizi devamlı tuzağına düşürmeye çalışır. Tuzağa iki yönlü çalışır. Allah'ın emirleri mi var? O emirlere isyan, onları yerine getirmemek üzere bize telkinde bulunmak. İkincisi, Allah'ın yasakları mı var? Allah'ın yasaklarını mutlaka yapmamız konusunda bizi teşvik etmek. İkisini de yapar. Öyle bir yapar ki sanki biz kendi düşüncemizi kullanıyormuşuz gibi bizi aldatır. Ama Allah-u Teala onun aldatmasına müsaade etmiyor. Nur 21'de açıklıyor. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani şeytandan içtinab edemiyorsa, kaçınamıyorsa, kendisini kurtaramıyorsa, o kişi münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytan devamlı o kişiye fuhuşu ve münkeri emreder. Allah'ın yasak ettiği her türlü fiil giriyor bu münker ve fuhuş kelimelerinin arasına. Öyleyse böyle olmadığı bir noktaya bir insan nasıl ulaşacak? Aslında çok basit bir yolu var. Çok basit, çok kolay ve derhal gerçekleştirecek olan bir muhteva. Ne yapacak kişi? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse ne olur? Dilerse tağuta, insan şeytanlara, cin şeytanlara ve şeytan şeytanlara kul olmaktan kişi mutlaka kurtulur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا
ve enâvı ilallâhi lehumül büşrâ ve beşer ibadî. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtuldular. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Bu sebeple kurtuldular diyor. Sonra bu kurtulanların dizaynına bakıyoruz. Onlara müjdeler vardır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Müjdeyi almıştır. Dilediği anda cennet müjdesi onundur. Birinci kat cennet onundur. Ve yetmez, arkasından dünya saadetinin de yarısı onundur. Allah Teala birinci kat, ikinci kat ve üçüncü kat cennetle dünya saadetinin yarısını garanti ediyor bütün insanlara. Yarısından daha fazlasını garanti ediyor. Hangi insanlara garanti ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyen ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulan insanlara söylüyor Allah Teala bunu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse insan ve cin şeytanlardan, tağuttan paçasını kurtarır. Ve tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Çünkü Allah Teala ve kullarıma müjdele diyor. Allah'a kul olmuşlar, o müjdeyi veriyor Allah Teala. Öyleyse şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulduğunuz nokta hangi nokta? Tağutu inkar ettiğiniz, devre dışı bıraktığınız nokta. Öyleyse tağut nefretle emreder. Allah sevgiyle emreder. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi tağutun hegemonyasından mutlak olarak kurtarır. Ne yapar? O kişideki nefretin geçersiz olduğu, sevginin hükümran olduğu yeni bir yaşam biçimi başlayacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse Allah Teala'dan kişi yetki almıştır. Allah şeytanın onun üzerindeki tesirini yok edecektir. Nasıl? İlahi irade cüz'i iradenin yerini alır. İlahi irade devreye girdiği andan itibaren de kişinin tağutun emrinde oluştan çıkışı söz konusudur. İşte böylece tağuttan kurtulan insanlar bir mutluluk halesi içinde hayatlarını devam ettireceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu bahçede ne öğrenir? Allah'ı sevmeyi öğrenir ve insanları sevmeyi öğrenir. Ve mutluluğun sevmekten geçtiğini öğrenir. Nefret mutsuzluğa, sevgi mutluluğa yol açar.
Onun için size hep sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap ediyorum. Siz bizim için en kıymetli sevgililersiniz. Hepiniz kalbimizdesiniz. Kim Allah'ın yoluna girmişse o bizim kalbimizde mutlaka yerini almıştır. Allah'ın mutlaka sevgisini ikiye katlamıştır. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bütün günahları örtmeye hazır. Bu onun büyük sevgisinin bir delili değil midir? Yetmez. Sizi Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren yolunuzda devam ettirmeye de hazır. Yani Allah Teala'nın sözü aynen şöyle. Kim bana mülaki olmayı, bana ulaşmayı dilerse, yani bana ulaşmak üzere bana yönelirse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Mutlaka onu Allah kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor. Öyleyse Allah bu sözü vermiş. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Öyleyse Hud suresinin 114. ayet-i kerimesinde de ben bu müminleri Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanlar mümin olmuşlardır. Amin olmak kelimesi de mümin olmak kelimesi de aynı kökten geliyor. Yanımdan kovamam diyor Allah-u Teala Hazreti Nuh. Öyleyse ne arkasından ne söylüyor? Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. Yani Allah Teala onları kendisine ulaştıracaktır. Allah bırakmayacak onları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onlara bırakmıyor bir hak. Yoldan vazgeçme hakkı yok. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse bir defa o ruhu Allah'a ulaşana kadar Allah'ın iradesi, onun iradesini devre dışı bırakıp, kulun iradesini devre dışı bırakıp, o kişiye hakim olur. Bu hakimiyet statüsü içerisinde o kişi namaz kılmayı Allah ona sevdirdiği için sevecektir. Oruç tutmayı, zekat vermeyi ve özellikle zikir yapmayı sevecektir. Allah-u Teala ona bir sevgi verecektir. İrşat makamına ulaşma konusunda o sevgiyle 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşacak ve bütün gönlüyle koşarak tamamlayacaktır görevinin son kesimini, tabiyetini gerçekleştirecektir. Sonra da Allah'a doğru yola çıkacaktır ruhu ve o ruhu Allah kendisine ulaştıracaktır. Bütün safhalarda bu işleri yapanın Allah olduğu kesinlikle yer yerine oturuyor. Öyleyse nasıl bir olgu? Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah'ın rahim esması devreye giriyor ve Allah bunları yapmazsa kişinin başarması mümkün olmayan bir dizi olay tahakkuk ediyor. Öyleyse bu bir dizi olaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Gözlerdeki hicab-ı mestûre, kulaklardaki vakra, kalplerdeki ekinlet, kalbin mührünün açılması, küfür kelimesinin dışarı alınması,
Ekinetin alınarak kalbin içine ihbat konulması, her birini Allah-u Teala vücuda getirirken hepsi için de derecat veriyor kişiye. Her derecat verdiği ortamda Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Her derecat verdiği ortamda 7 defa aynı derecatı vererek Allah Teala o kişinin sevaplarını mutlaka günahlarından öteye çıkartıyor. Herkesin günahlarını 7'ye bölüp her yaptığı güzel işlemde 1/7'ini vermek suretiyle onun günahlarını örtüyor Allah Teala. Yani sevaplarını günahlarından öteye geçiriyor. Bu ise o kişinin cennete girmesi için yeterli sebep. Öyleyse kişi yapamaz bunları, mürşit yapamaz, hiç kimse yapamaz. Bunu sadece Allah yapar. Bu kadar mı sevgili kardeşlerim? O kişinin kalbine ulaşan Allah, kalbin nur kapısını Allah'a çeviren gene Allah. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açan Allah. O kişi zikir yapınca ona rahmet faz ve rahmetle salavat isimli 2 grup nur gönderen gene Allah. Hep Allah'tan başka hiç kimsenin yapması mümkün olmayan işlevler. O kişinin kalbindeki %2 tamamlanınca, huşu sahibi olunca kişi ona mürşidini gösteren, onda mürşid sevgisini oluşturan, ona mürşidini gösteren gene Allah. Yeter mi? Hayır, yetmez. O kişiyi öyle bir sevgiyle donatıyor ki Allah Teala, ki konunun temelinde mutlak olarak sevgi var. O mürşide karşı mürit sevgi duyuyor. O sevgi onu cezbediyor, çekiyor mürşidine. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiği anda orada hazır bekleyen devrin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine yerleşiyor. Hem devrin imamı o kişiyi seviyor, hem de o kişi devrin imamını seviyor. Ama devrin imamının ruhunu oraya gönderen, o ruhun o kişinin başının üzerinde oluşmasını sağlayan gene Allah. Peki devrin imamının ruhu bir şeyle vazifeli mi? Elbette. Kişinin başının üzerine gelir gelmez diyor ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Kendisi o vücuttaki görevi devralıyor bir muhafız olarak. Onu bütün zulmani ilimlerden koruyan bir muhafız. Önden arkaya doğru uzanan bir muhafız. Allah Teala kanatlarını da ger diyor onların üzerine. Sağdan sola doğru da kollarını açarak kanatlarını geriyor kişinin üzerinde. Böylece şeytanın ben onların sırat-ı müstakime ne oturacağım? Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşarak, onları ivaya düşürerek onların sana ulaşmalarına mani olacağım, kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Öyleyse muhtevaya dikkatle baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala'nın irşat makamına verdiği görev, devrin imamına verdiği görev, onu sırat-ı müstakimden alıkoymak isteyen iblisin alıkoymasına mani olacak bir özellik taşıyor. Bunu gerçekleştiren gene Allah sevgili kardeşlerim. Ve devrin imamının ruhu kişinin ruhuna Allah'a ulaşması lazım geldiği emrini vererek onu Allah'a doğru yola çıkarıyor. Kişi zikrini devam ettirdiği süreç içerisinde
her şey çok güzel dizayn ediliyor. Kişinin ruhu katları birer birer otomatik olarak yükseliyor. Kişinin ruhu katları birer birer yükselerek neticede Allah'a ulaşıyor. Kişi zikrini severek, isteyerek yapıyor. Neden? Onun iradesi ona emrettiği için mi? Hayır. Kişi hiçbir zorlamayla karşı karşıya değil. Severek bunları yapıyor. Çünkü Allah'ın ilahi iradesi kumanda ediyor kendisine. İlahi irade. İlahi irade kontrolü cüz'i iradeden almış durumda. Nereye kadar? O kişiyi Allah'a ulaştırana kadar. Çünkü sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, sonra Allah Teala o kişi mürşidine ulaşıp teslim olduğu zaman ona tabiiyet teslim olmak demektir. Acaba ne yapıyor Allah Teala? Orada yeniden birçok şey yapıyor. Kişinin ruhunun devrin imamı tarafından Allah'a doğru yola çıkmasını temin ediyor. Kişinin kalbine iman kelimesini yazıyor Allah Teala. Ve o kişi zikir yapınca rahmetini, fazlını ve salavatını gönderiyor. Gönderiyor ki o kişinin kalbinde fazıllar toplanmaya başlansın. Toplanırsa ne olacak? Her %7 fazıl toplanmasında ruh Allah'a geri dönüşü için gerekli olan katları, 7 tane gök katını birer birer çıkacaktır. Yani ruhun bir insan hayattayken Allah'a ulaşması ve böylece kişiyi evliya yapması, Allah'ın evliyasından biri yapması tamamen Allah'ın 7 kudretinde olan bir konu. Allah yardım etmese, Allah bunları yapmasa hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Rahmeti, fazlı salavatı gönderen Allah. Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine gönderen Allah. Kişinin kalbinin içine imanı yazan Allah. Kişinin günahlarını sevaba çeviren Allah. Ruhunu kendisine teslim alan Allah. Furkan 70'te diyor ki, ama tövbe edip de mümin olanlar hariç. Tövbe mümin olmayı gerektirir. Tövbe edip de mümin olanlar hariç. Onlar ki nefs tezkiyesi yaparlar. Yani amilü salihat yaparlar diyor Allah Teala. Ve Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir. Furkan 70. Ve tövbeleri kabul edilmiş bir halde ruhları Allah'a döner diyor Allah Teala. Furkan 71. Bütün bunları yaptıran hep Allah. Sevgisinin ne kadar büyük olduğu belli değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar güzel dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Nasıl hayranlık duymazsınız? Allah'a nasıl hayranlık duymazsınız ki bu kadar güzel dizayn etmiş her şeyi? İstediği sadece kulunu mutlu etmek. O kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de hemen arkasından ölse Allah'ın birinci kat cennetine mutlaka ulaşacak. 14. basamakta mürşidine ulaştıktan sonra ölse ikinci kat cennete mutlaka ulaşacak. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölse üçüncü kat cennete ulaşacak. Ve nefsinin kalbi %51 nurlarla dolacağı için %49 salavat, %2 %49 fazl, %2 de rahmet olmak üzere o kişi dünya saadetinin de %51'ine %50'den fazlasına mutlaka sahip olacak.
artık o dünyada en azından %50'den daha fazla mutluluğu yaşayan birisi. Mutsuz geçen zaman parçaları %50'nin altında. Öyleyse burada sevginin bütün boyutları yok mu sevgili kardeşlerim? Ve Allah-u Teala o sevgisiyle bir toplum vücuda getirdi. O toplumda herkes birbirini seviyordu. Diyor ki Allah-u Teala bu konuda Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Nisa, affedersiniz, Ali İmran 103. Siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve sizleri kardeşler kıldı diyor. Kalplerinizi telif etti. Birleştirdi. Ve sizi kardeşler kıldı. Kalplerinizin birleştirmesi ne demek? Sahabenin birbirini sevmesi demek. Birbirine muhabbet duyması demek. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o ateş çukurundan kurtardı. Öyleyse bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevayı dikkatle yerli yerine oturtun. Her güzel şey sevginin eseridir. Her çirkin şey de nefretin. Nefret şeytanın egemenliğinde, sevgi Allah'ın egemenliğindedir. Aslında her şey Allah'ın egemenliğindedir. Ama şeytana serbest iradesini kullanma yetkisi vermiş. Bütün yarattığı mahlukata olduğu gibi. Şeytan da sonsuz olan ömründe bunu alabildiğine kullanacak. İnsanları birbirine düşürmek için, insanları birbirinden nefret ettirmek için, aralarına kavgayı koymak için, onları Allah'ın gözünde küçük düşürebilmek için, birbirine düşman edebilmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir, esirgemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sormaz mıyız? Sevgi varken nefret niye diye. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. Onlar bundan utanç duyacaklardır. Sizi sevmedikleri halde sevildiklerini onlara ispat ettiğiniz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şeyin sevgi üzerine kurulduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman bu sizin için hiç güç değil. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Bırakın gemiyi Allah kullansın.
Şimdi de biz size soruyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, henüz Allah'a ulaşmayı dilemediniz ama itiraf etseniz de etmeseniz de mutsuzsunuz. Öyle değil mi? Ve Allah Teala sizi mutluluğa çağırıyor. İnsanları sevmenizi istiyor. Ben sizi seviyorum diyor. Siz de beni sevin. Ben sizi seviyorum diyor. Siz de etrafınızdaki insanları sevin. Eğer diyor tasavvufa girerseniz orada kucak kucak sevgi bulacaksınız. Birbirini seven o insanlar sizi de bağırlarına basacaklardır. Sizi de seveceklerdir. Siz şeytanın ivasına kanmadıkça şeytan sizi oradan koparamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde onun sadece sizin tarafınızdan olduğunu bilmeniz yeter. Sadece sizin tarafınızdan. Ne yaparsanız karşılığını kat kat öder. Allah'ın yoluna girdiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız. O güne kadar kazandığınız her bir dereceye karşılık 10 katını alıyordunuz onun. 1'e 10. Ama tabiyetinizi Allah'a ulaşmayı dileyen sizin üzerinizde Allah Teala 12 tane ihsanını gerçekleştirdi. İhsanla tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 1'e 10 aldığınız dereceler 1'e 100'e çıktı otomatik olarak. Ruhunuz 1. katta 1'e 100 almakta devam ediyorsunuz. Ruhunuz 2. kata ulaştı, 1'e 200 oldu rakam. 3. kata ulaştı, 1'e 300 oldu. 4., 5., 6., 7. katlarda 1'e 700'e yükseldi. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisi sonsuz, ihsanı da sonsuz, nimeti de. Siz zikir yaptığınız zaman, fizik vücudunuza zikir yaptığınız zaman, Allah fizik vücudunuza bir rızık gönderir. Bu rızık fizik vücudunuza gönderilir. Çünkü fizik vücudunuz zikri yapandır. Ama aslında nefsinizin kalbi için gelmiştir bu rızık. Göğsünüzdeki Allah'ın açtığı, göğsünüzü yararak açtığı o yarıktan içeriye Allah'ın katından gelen rahmet, fazl, rahmet, salavat isimli 4 grup rızık gelir. Ve o delikten içeriye girer, nefsinizin kalbine ulaşır. Bu noktadan itibaren siz o aldığınız rızkı, kerim rızkı nefsinize vermeye başladınız. Allah size ikram etti, kerim rızıklıyor, ikram edilmiş rızıklıyor. Siz de nefsinize onu infak ederek nefsinize ikram ettiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve böylece nefsiniz nefs tezkiyesini gerçekleştirmeye başladı. Kalbine yerleşen rahmet, faz ve salavat nurları onun muhteşem bir dizaynın sahibi olmasına yol açıyor. Nefsinin kalbinde toplanan nurlar onu her geçen gün Allah'ın emirlerine itaatsizlikten
uzaklaştırıyor, yasak ettiği fiilleri işlemekten uzaklaştırıyor, emrettiği şeyleri yapmakta ise çok daha ciddi kılıyor, çok daha başarılı kılıyor. Bu aşamalarda insanların çoğu pencereleri açarak mutluyum diye bağırmak ister etrafındaki insanlara. Ruhlarını Allah'a ulaştırana kadar bu güzelliği yaşayacaklardır. Allah sizi çok ama çok seviyor. Ama her şeyin bir hududu var. Allah'ın sizin iradenizi devre dışı bırakarak kendi iradesiyle sizi ulaştıracağı yer oraya kadardır. Nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet biriktiği noktaya kadar. Aynı nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta ve Allah'ın zatında ondan sonraki kademede yok olduğu nokta. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bütün güzellikler sizin. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi en güzel dizayn etmelisiniz. Öyleyse bu güzellikte Allah'ın payına dikkatle bakın ki sizde bir şey kalmıyor. Yapılanları bütünleştirirseniz eğer her şeyi Allah'ın yaptığını görüyorsunuz. Bu onun sizi ne kadar sevdiğini ispat etmez mi? Tasavvuf çemberinden içeriye girdiğiniz zaman insanların size karşı sevecen davranışlarına şahit olacaksınız. Onların sizi sevmesi sizin de onları sevmenize sebebiyet verecek. Ve kanunu yakalayacaksınız. Severseniz sevilirsiniz. Mutluluk verirseniz mutluluk alırsınız. Tasavvuftan evvel mutsuzluk veriyordunuz, mutsuzluk satın alıyordunuz. Nefsinizle hareket ediyordunuz. İnsanlara hadlerini bildiriyordunuz. Üstün olduğunuzu ispata çalışıyordunuz. Zannediyordunuz ki onlara haşin davranırsanız onlar tarafından saygı görürsünüz ve mutlu olursunuz. Öyle yaptığınızı, saygı gördüğünüzü düşündüm. Ama mutlu olmadığınızı kesin olarak tespit edeceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizi yaratan kim? Allah. Size bu aklı veren kim? Allah. Sizin her şeyinizi en iyi bilen o Allah. Onun için rahat rahat söylüyor. Siz bilmezsiniz diyor. Rabbiniz bilir diyor. Siz kendi aklınızla bugüne kadar yaşadınız. Kendi iradenizi kendiniz için kullandınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mutsuz oldunuz. Doğru değil mi söylediklerim? İtiraz etseniz de boş. Öyle olduğunu biliyoruz. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Aramızdan olmayanlara sesleniyorum. Öyleyse bugüne kadar o aklınızla yaşadığınız mutsuzlukların devamını mı istiyorsunuz? O zaman buyurun. Şimdiye kadar nasıl mutsuz olduysanız ömrünüz boyunca mutsuz olmaya devam edin. Bütün kapılar sizin mutsuzluğunuza açık. Bizim sözümüz
Bugüne kadar ki mutlulukları, mutsuzlukları yaşayan, mutsuz olmak istemeyenler içindir. Onlara mutluluğu garanti eder Allah-u Teala. Biz de onun adına garanti ederiz. Mutluluk, Allah'ın hepiniz için istediği yani şey ve sadece sevgiye dayalı. Bir gün yolunuz tasavvufa düşerse orada sevginin hakim olduğunu bilin. Bir gün tasavvufa yolunuz düşerse orada sevgi tohumları atıldığını bilin. Sevenlerin birbirlerini daha çok sevecekleri bir dünya ocağı. Bütün dünyada her dinin içinde şu anda tasavvufu yaşayan yarım milyondan fazla insan var. Affedersiniz, yarım milyardan fazla insan var. Onlar sevgiyi sımsıkı yakalamışlar. Seviyorlar. Etraflarındakilere iyi davrandıkları için, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için onlardan da aynı şeyi geri alıyorlar. Allah da sadece onların verdiği mutluluğu değil, kendisi de buna mutluluk ilave ederek o kişiyi iki kat mutlu ediyor. Her zaman böyle olur. Mutsuzluğun cezası mutsuzluktur. Mutsuzluk eken, mutsuzluk biçer. Kötü bir davranış, sizden çevrenize ulaşınca, Birleşik Kaplar Kanunu'nun aynı insan içinde söz konusudur. İnsan cemaati içinde söz konusudur. Birisine ulaştığınız bir kötü davranış, belki bir başkasından ama size mutlaka geri dönecektir. Mutsuzluk ektiniz, mutsuzluk biçeceksiniz. Birisini mutlu etme konusundaki gayretleriniz ise daha o konuda düşünmeye başladığınız andan itibaren sizi mutlu kılar. Bu mutluluk hep devam edecektir. Neden? Siz başkasını mutlu etmek istiyorsunuz. Neden mutlu etmek istiyorsunuz? Allah'ın yolunda sevgi hakim olduğu için, onların mutluluğunu istediğiniz için. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Neden suları yukarı doğru akıtmaya çalışıyorsunuz? Sular yukarı doğru akmaz. Allah'ın kanunları gereğince hareket ederler. Yer çekimi kuvvetine itaat eder su damlacıkları. Yukarıdan aşağı doğru akar bütün dereler. Her mutsuzlukla etrafına mutsuzluk saçarak mutlu olacağını zanneden insan, suları yukarıya akıtmaya çalışan bir zavallı insan gibidir. Zavallı olduğunun farkına vardığı zaman muhtemeldir ki iş işten geçmiş olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öldüğünüz zaman öğreneceğiniz hakikatleri biz size ölmeden evvel söylüyoruz. Ölmeden evvel ölün diye söylüyoruz. Mutlulukları yaşayın diye söylüyoruz. Sevin diye söylüyoruz. Severseniz sevinirsiniz. Sevildiğiniz zaman ancak Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey nasip ettiğini fark edeceksiniz. Severseniz sevinirsiniz. Kanunu hiç unutmayın. Sevenler sevinir. Sevmekse
mutluluğun kapısıdır. Nefret mutsuzluğun, sevgi mutluluğun kapısıdır. Oradan gireceksiniz. Öyleyse biz şimdi size bunları söz olarak anlatıyoruz. Ama yaşadığınız zaman, gerçeğin bu olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman sözümüze hak vereceksiniz. Ne demiştik? Mutsuzluğunuz kimsenin sebebiyle olmamıştır. Onun arkasında sadece siz varsınız. Siz kendinizin mutluluğundaki yegane faktörsünüz. Yegane müsebbipsiniz. Yani mutsuzluğunuza sebep olan yegane kişi kendinizsiniz. Etrafınıza ektiğiniz bütün mutsuzluk tohumları, kötü davranış biçimleri etrafınızdan da mutsuzluk çiçeklerini çıkartır. Kara çiçekler sizi zehirler. Güzel davranış, güzel davranışı, çirkin davranış, çirkin davranışı çeker. Her şey kendi kanunlarına göre cevelan eder. Çevrenize ulaştırdığınız her negatif dalga boyu size çevrenizden negatif dalga boyu olarak döner. Çevrenize ulaştırdığınız her pozitif dalga boyu size pozitif dalga boyu olarak döner. Bu Allah'ın kanunudur. Bizim atalarımız bu sebeple ne ekersen onu biçersin diyorlar. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her güzel şey sizin güzel davranışlarınızın sonucunda size döner. Meyveyi ve mahsulü almak için evvela onu ekeceksiniz. Unutmayın. Ve ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Unutmayın. Bu Allah'ın genel kanunudur. Sevgi eken sevgiyi, nefret eken nefreti biçer. Sevgi ruhunuzun hasretidir, nefret ruhunuzun afeti. Hasretler mutluluğu, afetler mutsuzluğu oluşturur. Öyleyse sevmeyi öğreneceksiniz. Hedefiniz sevmek olacak. O zaman en çok Allah'ı sevdiğinizi fark edeceksiniz ve sevginiz geometrik dizi olarak artacak. Allah'tan hoşlanacaksınız, seveceksiniz, aşık olacaksınız, neticede ona hayran olacaksınız. Başka insanları da sevmeyi öğretecek onun sevgisi size. Allah'ı sevin, insanları sevin, Allah da sizi sevsin, insanlar da sizi sevsin. Sevin ki mutlu olasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını niyaz ederek Allah-u Teala'dan sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.